Xitayning Uyg'urlarni tutqun qilishiga yangi sabablar o'tirg'i chiqmoqda. Egilanishcha, Qulji shahridagi naqshavaskarlardan Subhi Mavlonning uyidan saltanatlik 100 yil nomli Turkiya filmining plastinkasi topilganlik uchun tutqun qilingan. Ammo oradan 8 oy o'tganiga qaramay, soqchilar uning oqibati haqida oila tavobatlarga hech qanday quchur bermagan. Eniqlash davomida Subhi Mavlonning tutqunda ekanligi dalillanish bilan birlikda shu mazgilda mazkur filmni saqlovchi yoki ko'rguvchilardan 50-60 kishining tutqun qilinganligi oshkorlangan. Bu yil 3 ayning boshlarida Xitoy soqchilari Subhi Mavlonning uyiga tun kechada bostirib kirgan. Saltanatlik 100 yil nomli Turkiya filmining plastinkasi topilgandan keyin Subhi Mavlonning onasi Orzugul bilan birlikda qo'llariga ko'yza solg'anicha tutib ketgan. Subhi Mavlonning onasi bilan singlisi tutilib 15 kundan keyin qo'yib berilgan. Ammo Subhi Mavlon haqida rasmiy bir uchur bo'lmagan. Oilasi Subhining kesilganlik va turmaga yotkalganlik ehtimolligini faraz qilgan. Ammo Subhining oqibati haqida ahvol surishtirish qilishga ham jur'at qila olmagan. Turkiya raisi Erdoğan'ın riyasetçilikide içilgan Cumhur Reislik Ali Mesliyet Komiteti yığınıda Uyghur meselesi mu tılgıylanğın. Cumhur Reisi Akhbarat İşxanısının başlıqı altından bildirişçe, yığında Suriye, Liviye ve Şarkı Türkistan'da yüz bergenlerini xalqaralıq kütçün işten ayırıp kılışqa bolmaydıganlıqı oturgu koyulğan. Anadolu Agentliğinin haber kılışçe, yığında Türkiye'nin qeyrindaşlarının haq hukukunu qoğdaş üçün nimlerini qılalaydıganlıqını yıqında Suriye, Liviye, Şimali Siparos ve Tağlı Qarabağda basqan qadamları bilen körsətkənliki, Uyğurlarının məslisini həl qılış cümü tırışanlıq körsətkənliki oturgu qoyulğan. Yığında asaslıq maarif ve medeniyet sahası da biz çıqa tegişli qadamlar bilen rayon ve xalqaralıq məsillə üstüdə fikir almaşdırış bolğan. Xitay Amerikaning Tayvanga 600 million dollarlik qoraliq uchqisiz aeroplan setish qaroriga inkas qaytardi. Xitay tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin Beijingda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerikaning Tayvanga qoraliq setishni tasdiqlaganligiga norozilik bildirdi. Wang Amerikaning Xitayning ichki ishlariga aralashganligini, uchqisiz aeroplanning Tayvanga setilishi bilan uning egalik huquqi va bexatarligiga ig'ir buzg'unchilik qiladiganligini aytdi. Amerikaning bu harakatiga muvofiq va zarur javob beradiganligini ta'kidlagan Wang, Amerika Xitoy munosabatiga texnik ziyon yetkazishning oldini olish va Tayvan bo'g'izining tinchligi va muqimligini qo'llash uchun bu xil setishni to'xtatish kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Amerika tashqi ishlar ministrligi Tayvanga umumiy qimmati 600 million dollar bo'lgan 4 qurol yarog'ining setilishini tasdiqlaganligini e'lon qilgan edi. Amerika prezident saylamida iniqsizlik davomlashmoqda. Navbatdagi saylamda demokratchilarning nomzodi Biden oldida ketayotgan bo'lib, Trump ba'zi shtatlardagi natijaga va bilet soniga qarshi chiqdi. Amerika Birleşme Agentliği ilan qilgan g'ayri-rasmiy natijaga qaraganda, Biden Michigan shtatida raqibi Donald Trumpdan eshib ketgan. Amerika prezidenti Donald Trumpning saylam safarvarlik direktori Bill Stepen ularning Pennsylvania shtatida g'alaba qilganligini e'lon qildi. Pennsylvania shtatida hozirga qadar 85% bilet sanalgan bo'lib, Trump 300 ming bilet bilan raqibi Joe Bidenning eshib ketgan. Yana bir tarafdan Amerika prezidenti Donald Trumpning saylam safarvarlik korpusi saylam raqobatidagi xalqaroq shtatlarning biri bo'lgan Georgia shtatida bilet sanashdan to'xtatilishini talab qildi. 3 noyabr seshanba kuni Amerikada o'tkazilgan prezident saylamidan keyin ba'zi shtatlarda natijaning aniq bo'lmasligi sababidan saylamda g'alaba qilguvchi hozirgacha aniq emas. İctimai alaqa torbekti Twitter, Azərbaycan Taşqışlar Ministri Ceyhun Bayramovnun hesabını taqib etdi. Gerçi Taşqışlar Ministri Bayramovnun sahibisinin nim üçün taqib etilgənliki doğrusuda təpsili uçur bulmusumu, amma onun hesabıda Twitter qayiliga mas gəlməydiğən hesabatlarını taqid edigən uçur yazılgan. Onun yığınqı Ermeniya bilan bolğan toqınışqı münasuvetlik bəzi yazmilleri Bayramovnun hesabatının taqilişini keltürüp çıxarğan buluşu mümkün dəb qaralmaqda. 9 ayının 27 günü Ermeniyanın hücumuğa karşı ilip verilgan hareketde Azerbaycan armiyesi 4 şehir, 3 yezi bazar ve 200 etrafıdaki yeza ve Nagorno-Karabağdaki bir kısım mühim dağlarını Ermeniya işgal etdiğinden azad kılgan.